Bu binaların yıkılma sebebi zemin, en büyük sebep zemindi zaten. Zemininde kaygan bir zeminde yapılmıştı inşaatlar. Yıllar üzerine, 30 yıl üzerine, zaten 30 yıl geçmeden binalar yamuldu. Zeminde yanlık olduğu için, zeminde sıkıntı olduğu için. 30 yıl üzerinde takdir edersiniz ki kaygan zemine binalar saplanmaya başlayınca aşağıdan korozyona uğramaya başladı. Beton ve demir kalitesi bozulmaya başlandı. Alınan karotlar da zaten ortaya çıktı. Yenilendikten sonraki durumu zaten ortada. 960 tane fora kazık kullanıldı burada, bu inşaatlarda. 3 blok ve 4 bloktan oluşuyor. 3 blok Demokrasi Sokak'ta, 1 blok Menderes Bulvarı'nda. 136 tane konut var. Hak sahibi kadar konut yapıldı. 20 adet de dükkan, sahiplerine dükkan yapıldı. Şu anki durum bu. Çevre düzenlemesine geçildi. Çevre düzenlemesinden sonra şu anda muvafakatname alınıyor hak sahiplerinden. Kura aşamasına geçilecek. Bir veya iki ay içinde de hak sahipleri kendi dairelerinin hangi konumda olduğunu, eski konumlarında zaten alacaklar dairelerini, hangi konumda olduğunu ve ödemelerinin ne kadar olacağını, şu anda muvafakatnamede ortalama bir fiyat alıyorlar ama o anda şerefiyelerle beraber tam bir fiyat almış olacaklar. Şimdi inşaat başladığı noktada bu alanda bir askıya çıkan bir liste vardı, fiyat listesi. O listeye güncellenmeden, dokunulmadan, vatandaş da mağdur edilmeden bir fiyat verildi. O fiyattan da vatandaşın itiraz edeceğini, şu anda muvafakat verirken hiç kimse fiyattan bahsetmiyor. Çünkü burada ben belediye başkanımızdan da Allah razı olsun, onunla da görüştüğümüzde, başkanım burada ekonomik durumu çok iyi olmayan insanlar var, birçoğu emekli, bunlar yeni güncel fiyattan ödeme yapma şansları yok diye ben kendisine zaten istirhamda bulunmuştum. Allah razı olsun, elini taşın altına soktu. Ankara'ya gitti geldi. Bunu böyle olmasına sebep oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Eski halinde hak sahibi, o anki daire sahipleri, konutta yaşayanlar evin kapısını açtığında kapı kendiliğinden açılıyordu. Eski halinde binaların altında bu kaymalardan dolayı kanalizasyon sistemi bile, ne kadar belediye mücadele verse bile, sistem aşağıya doğru çöktüğü için kod kurtarmıyordu, sistem doğru dürüst çalışmıyordu. Belediyenin araçları sürekli buraya gelip sistemi çekmeye çalışıyorlardı, sistem çalışsın diye. Yağmurlu havalarda vatandaş evine giremiyordu. Yani girmekte zorluk çekiyordu, ben burada şahit oldum. Hatta o durumu, belediye başkanımız daha yeni başkandı, kendisine yağmurlu bir havada çekip attım. Olumlu bir sonuç aldık. Bugüne kadar geldik. İnşallah ferah bir ortamda mahalle sakinlerimiz yaşayacak. Yani mahallemize yeni bir renk kattı. Çok güzel oldu, beğendik. Devletimizden Allah razı olsun. Eski hali çok kötüydü. Buralar sofalıktı. Binalarımız yan yatmıştı. Şu anki hali çok güzel. Yapanlardan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yine binalar vardı ama tabii çok kötü binalar vardı. Yan yatmıştı işte. İçinde oturan arkadaşlarımız işte kapıların altına tahtalar koyuyordular, kapılar kapanmasın diye. Yan taraf zaten sofalıktı. Bizim çocukluğumuz orada geçmiş. İşte mısır tarlası, salatalık tarlasıydı. Ama devletimiz sağ olsun son 5 yılda güzel bir şekilde buraları yaptı. Güzel bir şey bıraktı bize. Yeni binalar, diğerleri sakat topraktan, çok güzel oldu görünüşü de. İnşallah hayırlısıyla evime oturmak nasip olur bana. Devletimizden Allah razı olsun. Ben inşallah, şimdi ona hastalığım da var. Allah nasip eder de oturma nasip eder bana ona. Dış görüntüsü de çok güzel oldu. İnşallah içi de öyle güzel olmuştur.